Öncelikle nasılsınız, nasıl gidiyor? Başladı mı çalışmalar? Odaklanabiliyor musunuz? Kısa bir sohbetin ardından da hemen seminerimize geçelim vakit kaybetmeden. İyi, ben de teşekkür ederim. testlerde yapamıyorsun. Belki konu eksikliği vardır. Tekrar yapman gerekiyordur. Onları da aksatmadan yaparsan gayet güzel ilerlersin. Çok güzel. Şimdi de içeriğimize bakacak olursak. isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Yine bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Ben size yine yardımcı olmaya çalışırım. Evet, bugünkü seminerimiz zaten ilan ederken de söylemiştik. Lise ve ön lisans KPSS'de 90 üstü puan nasıl alınır? Aslında ders ders nasıl çalışmamız gerektiği, neler yapmamız gerektiği vesaire bunlara değinerek bir seminer geçireceğiz. Katılımlarınız olursa da çok sevinirim. Öncelikle bu KPSS hazırlanan adaylarda genelde şunu görüyoruz. Verimli ders çalışamamaktan şikayetçi olma ben çalışıyorum, olmuyor. Mesela az önce bir arkadaşımız dedi, ben test çözemiyorum. Ya da ben konuya çalışamıyorum. Ben ne yapacağım, ben ne edeceğim, nasıl ilerleyeceğim, nasıl yetişecek falan filan derken bir sürü soru geliyor aslında bunlarla alakalı. Ve bunları çözmek için de belki de doğru çalışma yöntemlerini bilmiyor olabilirsiniz. Kendinize uygun şekilde ilerlemiyor olabilirsiniz. O yüzden biraz da bunları irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle doğru çalışıyor musunuz? Bunu kendinize sormanızı istiyorum genel olarak. Hani ben çalışıyorum, ben emek veriyorum ama doğru şekilde mi veriyorum? Öncelikle yani gerçekten bu sınav dönemine girerken önceliğinizin şu olması gerekiyor. Kendinize uygun çalışma yöntemini bulmanız gerekiyor. Ve yani böylelikle doğru çalışma yöntemiyle de veriminizi yükseldiğini göreceksiniz sizde. Örnek vermek gerekirse mesela hani dikkat dağınıklığı olan birine iki saat böyle blok şekilde çalışması kesinlikle önermiyoruz. Ya da hani işitsel öğrenmeye yatkın birinin hani tarihi baştan sona yazarak çalışması ya da öyle anladığını varsaymasını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü şöyle bir şey var hani mesela dokunsal öğrenme diye bir şey var. Bununla alakalı az sonra kısa bir anlatım yapacağım size tekrar hani dokunsal böyle hani ayakta ders çalışmak isteyen böyle enerji hani yerinde duramayan arkadaşlarımız için hani mesela ayakta kendisine ya da başkasına ders anlatıyormuş gibi anlatması daha güzel bir yöntem. Ama bu kişi oturup saatlerce böyle hani bizim küçüklüğümüzden beri hani böyle eski öğrenme stillerinden devam eden bir şey olarak hani yazarak çalışma bu şekilde devam ettiğinde verimsizleşmeye başlayacak ve sanki onun için vakit kaybı gelecek. Sadece masada geçirdiğim 3 saat ya da 4 saat olarak geçip gidecek. Eğer siz de öğrenme sisteminizi yani etkili nasıl çalışabildiğinizi kendinizi keşfetmek istiyorsanız e, size ücretsiz ön görüşme hediye etmek istiyorum bu seminere katılan arkadaşlarımıza. Eğer teknik ekipten arkadaşlarım da link atabilirse çok sevinirim. Ee, ücretsiz ön görüşme eli hani siz zaten yönlendirecek, eğitim analizimize yönlendirecek. Oradan da siz nasıl verimli ders çalışmanız gerekiyor bunu öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Ve bununla birlikte hani kamp programlarımız, programlarımız pekiştirme programlarımız vesaire bir sürü programlarımız var. Size en uygun hangisi bunu bulmanızı da sağlayacak. O yüzden linke tıklayarak randevu alabilirsiniz, arkadaşlarımızla görüşebilirsiniz. Şimdi gelelim hangi ders nasıl çalışılır? Genelde hani hepsini belki aynı şekilde çalışıyoruz ya da e, genel kültür kısmı genel olarak hani ezbere dayalı deyip sadece ezbere dayalı ilerliyoruz. Hani bakalım bunlar farklı farklı ilerliyor mu? Nasıl ilerliyor? Bunu birlikte keşfedelim. Öncelikle tarih. KPSS'de 27 soru çıkan tarihten genel olarak çoğu öğrenci zorluk çekiyor. Neden? Geçmişe yönelik kayıt yaptım ama öyle bir şey olmadı. Şu şekilde çalışın denilmedi. Eğitim analizimizi çözdünüz mü? Çünkü bazı kayıt olan öğrencilerimizde özellikle bu tarz mevzular görüyoruz. Kaç kere çözdünüz? Tamam. E, i̇sterseniz rehberlik birimiyle görüşme yapabilirsiniz. Çağrı merkezine söylerseniz söylersiniz bana yönlendirsinler. Yarın telefonda konuşalım. Tamam, güzel, sevindim. Evet, en zorlandığımız ders olarak tarihi öne sürebiliyoruz genelde. Şimdi tarih genel olarak ezber olarak bakıldığı için aslında sözel bir ders mantığında ilerleyebiliriz. Tarih dersine az da olsa her gün çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Destek alan adayların derste konuyu görmeden ön hazırlık yaparak derse girmeleri gerekiyor. Çünkü hocanın anlattığı şekilde birden kafasına oturmasından sonra öncesinde bir hazırlıkla birlikte başladığında öğrencinin kafasına doğru öğrenme şekli oluşmaya başlıyor. O yüzden de çok değerli. Ve kursta anlatılan konu kurs sonrası mutlaka tekrar edilmeli. İşlenen konularla ilgili testler dikkatlice çözülmeli. Bir konu tamamen bitirilmeden diğer konuya asla geçilmemeli. Her ayın sonunda ise işlenen konuların genel tekrarı yani aylık tekrar mutlaka yapılmalı ve tarih birden fazla kaynaktan mutlaka çözülmeli. Siz tarihte nasılsınız? Peki nasıl ilerliyorsunuz? Çok kötüyüm ben. İlerleyemiyoruz. Ee, bir de tarih çalışmakla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz eğer. E Tekuzem'in blog sayfasında tarih nasıl çalışılır diye bir blog yazmıştım. Onu da okuyabilirsiniz. Oradan da hani bazı taktikler var vesaire. Onlara göre de ilerleyebilirsiniz. Konuya çalışıyorsun, sonra test. Çok doğru. 2-3 kaynaktan ilerliyorsunuz ama gitmiyor. Yani belki de konuyu çalışırken problem yaşıyorsunuzdur. Ona dönmek gerekiyor. Tarih bir ayda biter mi? Emin olamadım. Günde kaç saat çalıştığına bağlı sanırım. Ne güzel çok sevindim. Kodlama yaparak, şifreleme yaparak, hikayeleştirerek vesaire bu tarz ilerlerseniz gayet güzel. İşte ışıl Iş hanım hani tek hocadan dinleyerek gayet güzel bir ilerleme bence. Bunun yanında hani demek istediğim benim, birkaç kaynaktan soru çözümüne destekle birlikte çalışmanızı öneriyorum sadece. O zaman devam edelim. Peki matematik nasıl çalışılır? Matematikte genelde sözel bölümü mezunu öğrencilerimiz için genel olarak bir işkence haline geliyor nedense. E, hatta geçen size bir şey anlatmak istiyorum. Bir öğrencim hiç matematik çalışmak istemiyorum diyor ama 75 almak istiyor. Hani küçük bir yine matematik hesabı yaparak aslında bunu çözdüğümüzde yani 30 soru geliyor. Yani bu ne oluyor? Sınavın dörtte birine falan tekabül ediyor yani düşününce. Böyle olunca da hani zaten 75 alabiliyor en fazla. Diğer derslerde full çekmesi gerekiyor. O yüzden de hani çalışırken matematiğin kolay sorularını lütfen pas geçmeyin. Çünkü ÖSYM mantığı şöyle. Zaten soruların %10'u çok kolay, %20'si kolay. Sonra orta, zor, çok zor olarak ilerliyor. O yüzden bu kolay soruları lütfen bırakmayın. Çünkü gerçekten çok kolay sorular var ve eminim yapacaksınız hani temelim yok vesaire bunlar lütfen bana sunmayın olur mu? Zaten hani burada da yazmışım hani altyapısı olan öğrenciler bunu zaten rahatlıkla devam edebiliyorlar. Altyapısı olan adayların da önceden çıkmış KPSS sorularını incelemeleri ve konularla ilgili KPSS ayarında en az iki soru bankası bitirmeleri yararlı olacaktır. Aksi takdirde altyapısı iyi olan adaylar bile sınavda zaman sorunu yaşayabilirler. Çünkü zaten matematik pratik gerektiren bir şey. Pratik yapmadan da ilerlemek zor olacaktır. Kolaydan başladım ha hocam, zora doğru gidiyorum. Çok güzel, tebrik ederim. Umarım onları da halledersin hemen. Sonra branş denemelerine geçersin. Ve hani KPSS'de önemli olan verilen süre içinde soruları çözebilmek olduğu için hani matematikte mesela zor uzun sorular olabiliyor. Bunu siz eğer 20 dakika ayıracaksanız zaten hani bir problem vardır. Demek ki bunu çözmek gerekiyor, hızlanmak gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Pratik. Ve altyapısı zayıf olan öğrenciler için. Her KPSS kitabı onlara hitap etmeyebilir. Bu konuda uzman bir öğretmenden tavsiye almalıdırlar. Matematiğe zayıf olan adaylar öncelikle matematik yapabileceklerine inanmalılar. Çünkü gerçekten kendinizi hani yapamayan arkadaşlar için söylüyorum. Kendinizi o kadar inandırıyorsunuz ki. Ben ilkokuldan beri yapamıyorum. Zaten yapamam. Ama o yüzde onluk, o yüzde yirmilik kısım o kadar kolay ki gerçekten hani ortaokul seviyesindeki öğrencilerin bile çok rahat yapabileceği nitelikte. Zaten temel. Bir şeyleri böyle öğrenmeye başladığınızda zaten böyle tıkır 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 gidecek şekilde. O yüzden de lütfen deneyin ve kendinize lütfen inanın. Ve işte hani bildiğiniz konudan başlayıp hani bol bol soru çözerek çerçeveyi genişletmeye çalışmalıdırlar. Özellikle altyapısı zayıf olan adayların matematiğe düzenli bir şekilde zaman ayırmaları, çözemedikleri soruları çözdürmeleri matematik altyapılarının sürekli güçlenmesini sağlayacaktır. Ya da hani online platformlarda hani matematikte şu konu nasıl çözülür, soru çözümleri vesaire böyle şey yapıp hani ya da hani kamp programlarımızda da bu şekilde ilerliyor. Sorunun nasıl çözüldüğünü anladığınızda doğru ilerleyeceksiniz zaten. Çünkü hani mesela sadece konuyu çalışıp soruya geçtiğinizde bazen problem yaşayabiliyorsunuz. Demek ki soruya nereden başlamanız gerektiğiyle alakalı belki problem yaşıyor olabilirsiniz. Bunu çözmek de çok değerli. taktiksel bir şekilde ilerlemeniz için mesela hani problemlere kadar olan kısımda hani özellikle problemlerde yine yaş kesir sayı problemleri de dahil olmak üzere o konuları bitirirseniz zaten kolay konuların çoğunu bitirmiş olacaksınız. Hani Onları es geçmeyin. Asya Hanım tebrikler. Coğrafya ve vatandaşlıkta. Evet şimdi onlara geleceğiz zaten. Onları da konuşuruz. Devam ediyorum. Coğrafya dersi. Evet Sefa Bey şimdi size gelelim. Şimdi coğrafyadan arkadaşlar 18 soru çıkmaktadır. Sorular genellikle değil her zaman Türkiye coğrafyasından gelmektedir. Özellikle ekonomik coğrafya ağırlıklıdır. Coğrafya sorularını çözmek için bilginin yanında coğrafi bir kültüre sahip olmakta gerekir. Bu nedenle konuları baştan sona okumak bir coğrafya kültürü alt yapısını oluşturmak gerekir. Sorular geniş kapsamlı, birçok konuyu bir arada yorumlamak gerekebilir. Konular neden sonuç ilişkisi dikkat edilerek çalışılmalı? Geçmiş yıllardaki sorular incelenerek günlük düzenli zaman ayırarak bol bol test çözerek hazırlanmalıdır. Ve mesela örnek veriyorum. Şimdi kafanıza daha iyi oturur diye düşünüyorum. İklim konusunu çalışıyorsunuz. İklimde nedir? Mikroklima iklimde bir okuyorsunuz. Diyor ki işte Rize mikroklima iklime sahip o yüzden çay yetiştirilebiliyor. Ama hani siz hiç Rize'ye gitmemişsiniz. Rize'ye gitmeyen biri hani Rize'nin yapısını nasıl böyle oluyor nasıl olmuyor vesaire bunu, bunun hakkında belki bilgi sahibi olmayabilir ya da hani denk gelmemiştir olduğunu varsayalım. Ya da Iğdır'da işte pamuk üretim vardı sanırım orası da mikroklima iklim. Hani bunları düşünerek mesela işte arama motoruna direkt hani ıdır pamuk, işte rize çay, mikroklima vesaire yazıp hani görsel olarak da bunu hatırladığınızda emin olun yani gerçekten öğrenmeniz daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Ya da mesela neden son ilişkisi olarak düşündüğümüzde. Hani burası yağmurlu bir bölge yine Karadeniz. Neden yağmurlu? Neden nemli? Bunları düşünüp şey yaptığınızda zaten neden sonuç ilişkisiyle birleştirdiğinizde emin olun daha kalıcı hale getirecek. Çünkü coğrafya zaten günlük hayatla en bağlantılı ders. Vatandaşlık da öyle ama daha farklı konulara da ele alındığı için belki hani zorlanıyor olabilirsiniz. Ama coğrafya çevremize baktığımızda tamamen hayatımız içinde olan bir şey. O yüzden hayatla, çevreyle, ülkemizle bağlantı kurduğunuzda emin olun daha iyi oturacak. Özellikle harita üstünden bakmak. Zaten harita okuma da sınavda çok önemli biliyorsunuz ki. O yüzden haritadaki yerleri bilmek vesaire bunlarla geliştirmek size emin olun bir adım öne çıkaracak. Belki de 2-3 yani o derece. O yüzden de lütfen dikkat ediniz. Peki Türkçe dersi nasıl çalışılmalı? Çoğu anlam bilgisinden olarak toplam 30 soru gelmektedir. KPSS'de Türkçe'de başarılı olmak isteyen adaylar olabildiğince sözcük anlamı, cümle anlamı ve paragrafla ilgili soru çözmelidirler. Ancak unutulmamalıdır ki dil bilgisi sorularının artışın olması sebebiyle dil bilgisi konusunda genel bir, genel bir bilgiye sahip olunmalıdır. KPSS'ye çalışırken dil bilgisiyle de ilgili sorular mutlaka çözülmeli, eksik konular çalışılarak tamamlanmalıdır. Türkçe'de de konu elemeye kesinlikle gitmeyin. Çünkü bazen, bazen hani mesela aynı anda birçok konuyu sadece dil bilgisi ola, sorusu olarak karşımıza çıkarabiliyor. O yüzden konu elediğinizde soru direkt gidebilir Evet doğru bence bir sıkıntı yok. Yani yanlış yaptığınızda ya da soruyu boş bıraktığınızda hani bunları sadece denemeler için genelde hani deneme analizi yapın diyoruz ya aslında hani soru bankası çözdükten sonra da buna bakılması gerekiyor. Neden yanlış yaptınız, neden boş bıraktınız bunların üstünde düşünüp bunu nasıl öğrenirim, bunu açığı nasıl kapatırım, buna odaklanmanızı gerçekten çok istiyorum. Yani en çok çıkan konular. Belki öncelik verilebilir, onlardan daha fazla soru çözülebilir. Ama şu an hani daha sınavımıza vakit olduğu için konu elemeye çok gitmemeye çalışın. Bir su içmem lazım, kusura bakmayın. Ve hani Türkçe çalışmak deyince bazen paragrafı unutuyoruz. Çünkü sadece Türkçe'de konu çalışmak yetmez. E gerçekten hani bunu tüm öğrencilerime söylüyorum. Bu gerçekten çok önemli, çok konuşamadım. Çok önemli. Her gün en az 25 paragraf sorusu çözmeyi lütfen gayret edin. Peki neden paragraf sorusu çözmek bu kadar önemli? Şimdi şöyle düşünün. Artık hani mesela 10 yıl önce çıkmış sorularla şu anki çıkmış sorulara baktığınızda soru uzunluğu açısından bir şeyler çok değişti. Mesela matematik çözerken bile bir denklem kurmanız için sizin size verilen metni anlayıp ona göre bir denklem kurmanız gerekiyor. Ya da tarihte, coğrafyada, vatandaşlıkta. Bu sadece Türkçe için değil aslında paragraf çözmek tüm dersleri kapsayan bir şey. Kişinin muhakeme yeteneğini arttırır. Hani süre problemi yaşamasını engeller. Çünkü paragraf hani problem yaşayanlar tekrar başa dönüp okuma gibi böyle problematik hareketler gösterebiliyorlar. Ama siz paragraf çözmeye yatkın olduğunuzda bunda problem yaşamayacaksınız. Nisa Hanım az önce anlattım matematikte neler yapılacağını. <laughs> Yine de hani matematikte mesela video izlediğinizi varsayıyorum şu an. Hani videodan çalıştığınızı ya da çözümlü soru bankasından. Hani bazen çözümlü soru bankalarını şey yapıyor. Yani zaten yazıyor hani çözmeye gerek yok falan diye düşündüğümüz olabiliyor. Mesela. Bunu iki şekilde açıklamak istiyorum. Mesela canlı derstesiniz, bizim öğrencimizsiniz diyelim. E, canlı derstesiniz ya da videodan izliyorsunuz. Hoca soruyu çözüyor. Soruyu çözdükten sonra da anlıyorsunuz, geçiyorsunuz. Geçmeyin, geri sarın. Geri sarın, sorunun ana halini görün. Sonra siz başka bir kağıda çözün. Çözdükten sonra da ilerletin, hocanın çözdüğüyle sizinkini karşılaştırın. Soruyu çözmeyi öğrenmek de çok kıymetli. Diğer yandan eğer konu anlatımlı kitaptan çalışıyorsanız sonrasında çözümlü soru bankasına geçtiğinizi varsayalım. Yine çözdükten sonra çözümünden adım adım nasıl çözdüğüne mutlaka bakın. Böyle böyle hani ilerlediğinizde sonra zaten bu çözümlü soru bankaların ilk testleri genel olarak kolay olduğunu varsayarsak orada yavaş yavaş oturmaya başlayacak sonra kolay sonra orta sorular olarak ilerlersiniz. Peki vatandaşlık dersi nasıl çalışılmalı? Ortalama 15 soru geliyor. 6 tanesi o yıla ait güncel konulardan diğer 9'u ise 1982 Anayasası ve Temel Hukuk kavramlarından geliyor. Adaylar çalışmasını yıla yaymalıdırlar. En az bir vatandaşlık kitabını sorularıyla birlikte çözmeliler. Son 3 ayda güncel konuları tekrar gözden geçirmeliler, çıkmış soruları incelemeliler ve bol bol soru çözerek KPSS kadar olan süreyi mutlaka değerlendirmeliler. Hani bazı arkadaşlarımız e, vatandaşlığı son 2-3 aya bırakıyor. Hani daha e, ezbere dayalı olduğunu düşündüğü için. Öyle de yapabilirsiniz ya da hani yavaş yavaş sindire sindire de çalışabilirsiniz. Bu yine kişiye özel bir şey olduğu için. Hani mesela siz başladınız mı vatandaşlık çalışmaya ya da ne yapıyorsunuz şimdi vatandaşlıkla alakalı? cevaplarınızı bekliyorum. Başladınız. Tamam. Hiçbir şey. Son bir aya. başlamadım. İlk ünitedeyim. Birazcık. Artık yavaş yavaş başlayalım bence. Zeynep Hanım bol bol soru çözüyormuş. Sona bıraktınız. İşte sadece soru izli ama soru izlemek ne demekse sadece video izleyip lütfen kenara bırakmayın. Yani ne izlerseniz izleyin ardından tekrarını soru çözümünü mutlaka yapın. Bay arkadaşımız başlamış. Doğru şekilde ilerlerseniz yetişir. Devam ediyorum. Ayrıntılara önem verin. KPSS'de yüksek puan alanların ayrıntılara önem veren kişiler olduğu bilinmektedir genel olarak. Geneli yani herkes bilir ki önemli olan özele girmektir. Genel, geneli herkes bilir önemli olan özele girmektir. Çoğu defa sorular hiç ummadığımız ayrıntılardan gelmiyor mu genel olarak zaten? Hani konuyu biliyorsunuzdur ama böyle küçük bir detay vardır ve cevap onunla alakalıdır. Hani bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden ayrıntılara önem verin. Dersi dinlerken hocanın hani özellikle hani canlı dersler olsun ya da dershaneye kursa gidiyorsanız vesaire. Hocanın önemli dediği yerlere mutlaka işaret koyun. Sonuçta yılların bir birikimi var ve onu önemseyin. Tam iki hafta sonra rahatsınız o zaman. Zaten sizinle bugün telefonda konuşmuştuk değil mi? Dediğimi yapmışsınız, seminere katılmışsınız. Teşekkür ederim. <laughs> devam ediyorum. Bilgiyi akılda tutmalıyız. KPSS'den yüksek not almanın temel yolu bilgiyi akılda tutmaktır. Bilgiyi akılda tutmanın en temel yolu ise tekrarlamaktır. Tekrarlamanın en kolay yolu ise özet çıkarmaktır. Ne çalışırsanız çalışın, çalıştıklarınızdan not alın ve sık sık tekrarlayın. Hani bu not dediğim şeyler de hani deli gibi böyle yazmanızdan bahsetmiyorum. Önemli olan yerleri not almak. Ve bunları tekrar ederken hani e, tekrar ederken konu çalışma gibi bir şey girmeden direkt tekrar notlarınızdan okuyup soru çözümüne geçtiğinizde mükemmel olacak. Önemli olan bilgiyi öğrenmek değil akıllı tutup zamanı gelince de bu bilgiyi kullanabilmek. O yüzden de lütfen dikkatli ilerleyin. İzem Hanım hemen blog sayfamızdaki tekuzan.com'daki blog sayfasından tarih nasıl çalıştırırdan detaylı okuma yapabilirsiniz. 90 puan ve üstü için. Onu e, bu robotlardan hesaplayabiliriz aslında. Şu an 120'ni düşünüyorum şu an. <laughs> şu an hesaplayamadım. Ve ders atlamayın arkadaşlar. Az önce dedim ya hani, matematiği yapamıyorum edemiyorum bilmem ne derken puan kaybediyorsunuz aslında. Yani matematik sizde yaparım, coğrafyayı anlamıyorum, anayasa çok karışık gibi söylemlerden lütfen vazgeçin. KPSS'den yüksek puan almak istiyorsanız hepsine çalışacaksınız, eksikliklerinizi tamamlamaya çalışacaksınız çünkü önümüzde daha süre var. Ve matematik ön yargınızla lütfen yıkın. Öğrenilmesi uzun bir süreç isteyen ilk derslerden bir tanesi de matematiktir. Çalışırsanız anlayamazsınız ya da anlamadığınızı sanırsınız. Pes etmeden çalışmaya devam ettiğiniz sürece bir süre sonra her şeyin kendiliğinden kafanıza yerleştiğini göreceksiniz. Bunun için de matematik çalışmaya, zamanında başlamak ve asla pes etmemek gerekir. Yani soru sayısı olarak fazla oldukları için evet. Kendinizi aşırı bunaltıp birden bırakmayın. Şimdi mesela sınava geçen sene başlı geçen Eylül'de, Ekim'de başladığınızı düşünelim. O zamandan beri siz böyle deli gibi günde 7-8 saat ders çalışıyorsanız hani belki bunalmış olabilirsiniz. Belki hala verimli gidiyor olabilirsiniz. Ama böyle gerçekten hani başlar başlamaz böyle birden 10 saate çıkayım, 7 saat çalışayım gibi böyle kendinizi deli gibi zorlarsanız Belki de bir patlama noktasına gelebilirsiniz. Ya bu da yine yapılan bir yanlış. Büyük bir hevesle başlayıp aşırı çalışma ve sonradan bırakmadır. Planlı ilerlemek, planlı ve sakin bir şekilde başlamak çok kıymetli. İlk günlerde aşırılığa kaçar, gereğinden fazla çalışırsanız belli bir süre sonra bir bıkkınlık başlar. Temponuz tamamen düşer. İlk günler bir iki saatle başlayıp yavaş yavaş temponuzu arttırın. Bir bünyenizi bir alıştırın. Evet ben ders çalışıyorum. Buna bir alıştırın. Sonra yükselmeye başlayın. Ve konuları erken bitirin. Yani konularınızı bitirmek için son günleri beklemeyin. Sınava 2-3 ay kala konularınız bitmiş olsun. Artık bol bol soru çözüp denemelerde kendinizi deneyin ve eksik konularınızı tekrar gözden geçirin. Bunları yaparken de şimdiye kadar çıkardığınız özetleri tekrar edip soru çözmeyi lütfen unutmayın. Sonra zaten denemelerle birlikte güzel güzel desteklersiniz. Ee, Samet, bilmiyorum onları çağrı merkezinden eğitim uzmanlarımızdan öğrenebilirsin belki. Ee, Sefa Bey hani arkadaşlar tekrar paylaşabilirseniz linki çok sevinirim. Bu eğitimlerimizle alakalı, kamplarımızla alakalı detaylı bilgi almak isterseniz dediğim gibi ücretsiz seans hediye ediyorum size. Orada konuşursunuz. Onlar size göre nasıl ilerlemeniz gerektiğini ya da hangi kamp programı sizin için kamp programı değil. Hangi program sizin için daha güzel, daha faydalı olur bunun yöntemini size gösterecek ve siz de ona göre seçim yaparsınız. Sonra birlikte başlarız. Özellikle de Nerede söylemiştim onu? Yani planlı ve sakin bir şekilde başlamak için birlikte güzel bir program yaparız. Program desteğini de ben vereceğim zaten. Ne tartışımız nasıl olur? Ne için söyledin Satıcı Hanım? Ve zamanınızı doğru yönetin. KPSS'de en fazla dert yakınılan konulardan bir tanesi de zamanın yetmeyişi. Siz öncesine gireceğiniz deneme sınavlarında zamanla yarışarak en kısa sürede sınavı bitirmeye çalışmanız gerekiyor. Bunun için de en pratik yolları soru çözme tekniklerini iyice öğrenin. Umarız hak ettiğiniz puanı alır ve atanırsınız. Ee, Samet şeyden olabilir. Kurum içi seminerlerimiz var. Bu dışarıya olan arkadaşlarımıza da açık. Ondan olabilir belki. Emin değilim. Kendi öğrencilerimize farklı seminerler de yapıyoruz ya. Onlar takviminizde gözüküyor olabilir. Öyle mi? Hiç bilmiyordum. Teşekkür ederim. Teknik ekibe söylemem gerekiyor sanırım. Ve arkadaşlar bu özellikle zaman yönetiminde problem yaşıyorsanız hani az önce hani bu Türkçeden son bahsettiğim paragraf çözümü vardı ya. Her gün paragraf çözmeye gerçekten önem gösterirseniz Zaman probleminde çok fazla sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü genelde hani Türkçede zaman kaybedip ya da daha sonra matematikle cebelleştikten sonra süre bir şekilde yetmiyor. O tarz bir şeyler oluyor. O yüzden hani doğru şekilde pratik yaptığınızda, fazla deneme çözdüğünüzde, çok soru çözdüğünüzde güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Böylece süre problemi de yaşamayacaksınız. Ve arkadaşlar unutmadan kendi dünyanın gücü ve merkezi sensin. Neyi düşünmeyi seçiyorsan karşında o çıkacaktır. O yüzden bu sınav döneminde yapacağınıza, başaracağınıza lütfen inanın. Yani önce kendinize inanın. Kendinize inandığınızda bir şeylerin, bir şeylerin doğru gittiğini anlayacaksınız. Beklemeyin, durmayın. Eyleme geçin. Güzel şeyler yapmak için, başarmak için, mutlu olmak için ve kendiniz için bir adım atın. Sizden sadece bunu istiyorum. Şimdiden başarılar arkadaşlar. Yine seminerlerimiz olur. Katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ailemize katılmak isterseniz mutlaka bekliyoruz. Son kez arkadaşım link atsın. Burada hani rehberlik olarak da programınızda nasıl ilerlemeniz gerektiği ile alakalı size yardımcı olacağız zaten. Onun dışında hocalarım, çok değerli hocalarımızla tanışmak isteyebilirsiniz. Başka sorusu olan var mı ya da yardımcı olabileceğim bir şey var mı sizin için? Ee, yarın mesai saatlerinde haberleşebiliriz Samet ben ararım seni. Ama Whatsapp'ımızdan yazabilirsin arkadaşlar yönlendirir zaten. Var mı sorusu olan, yorumu olan? Yorumlarınız da kıymetli. <laughs> Rica ederim. Konu tekrarları kendinize de bağlı olarak günlük yapılabilir. Mesela hafta sonu da tekrar ayırabilirsiniz ve aylık olarak da tekrar yapmanızı tavsiye ederim. Ama bu da yine çok kişisel bir şey olduğu için. Haftalık programımızda olsa güzel olur diye düşünüyorum. Ee, şu an seminerde olduğumuz için marka adı veremiyorum maalesef. Sonrasında görüşürüz onu. Ama popüler olanları tercih edebilirsin bu kadar söyleyebilirim. Konu bilmek soru çözümü kadar önemli yani soru çözüm konu bilmek soru çözümünden daha önemli bir şey yok Işılay Hanım gerçekten. Bir konuyu bitirdiğinizde o konuyla ilgili gerçekten düzgün bir şekilde soru çözerseniz temelini atarsınız. Yoksa bundan iki ay sonra ben tarihten bunları çalışmıştım ama şu an hiç hatırlamıyorum diye gelebilirsiniz. O yüzden temeli sağlam bir şekilde ayarlamanızı istiyorum sizden. Hani konu bitti hemen diğerine geçeyim, bol bol konu bitireyim. Sonra işte derslerim bitti rahatladım gibi bir şey yok. Öğrenmek için, gerçek öğrenmenin gerçekleşmesi için bu gerçekten çok kıymetli. Sevindim Zeynep Hanım. Tekrar da yapalım ama lütfen unutmayalım çünkü. Son zaten daha denemelere başlayacağız. O zaman ben katıldığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Samet Bey zaten sizinle yarın konuşacağız. O zaman detaylı konuşalım. Ee, ona bir bakmamız lazım sanırım Asya Hanım. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Pes etmeyin. Gerçekten nasıl çalışacağınızı keşfedin. Eğitim uzmanınızla görüşün. Oradan bir şeyler kapmaya çalışın. Doğru şekilde ilerlemeye çalışın. Çünkü yolunuzu aydınlatmak sizin elinizde. Siz emek verdikçe başarıya ulaşacaksınız. Hayatınızın güzel gidişatını siz şekillendireceksiniz. Kendinize çok dikkat edin. İyi akşamlar diliyorum.